Ramazan bayramı öncesi sebze halinde alışveriş yoğunluğu başladı. Özellikle bayram öncesi yaprak tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan sarma için vatandaşlar yapraklarını şimdiden alıyor. Satışlarla ilgili açıklama yapan Hale esnaflarından Hayrettin Bozdağ, vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu ifade ederek satışlardan memnun olduğunu söyledi. Evet, vallahi maşallah. Bizim şehrimiz, bizim memleketimiz bu konuda 10 numara. Türkiye'de 80 bin tane filiz varsa en fazla yaprağı seven il burası. Yani bilmiyorum, her sene daha da mı rekor kuruyoruz, daha da mı satışımız fazla, ben de anlamadım. Şu an müthiş bir talep var, yetiştiremiyoruz yani. Şu an bildiğin Elba'dan gelen tonajları, Tokat'tan gelen yaprakları şu an yetiştiremiyoruz yani. Müthiş bir talep var. Adam geliyor bir kilo alıyor vatandaş. Ertesi gün geliyor, kardeş çok beğendim diyor. 5 kilo daha ver diyor, bana bir yaprağımı alayım diyor. Sağ olsun biz de memnun ediyorlar. Kesemiz bereketleniyor. Alıcı, satıcı, aracı, çalışanlarımız çok şükür, elhamdülillah. Sivas halkı artık nereye geleceğini anladı. Buradan teşekkür ediyoruz kendilerine, müşterimize. Tokat Erbağ'dan geliyoruz. Zaten yeni çıktı şu an Mayıs yaprağı. Her sene diyorum ya zaten birinci gram diye çıktı şu an. Damarsız, sapsarı, damar yok, jilet gibi. 10 numara. Yani konuşmaya yani gerek yok. Yani müşteri artık anladı ya. Sivas müşterisi sadece Sivas değil, İstanbul müşterilerimiz, Almanya'dan, Hollanda, Fransa'dan gelenler de falan anladı. Çok memnunlar yani. Şu an siparişlere bir de yetişemiyoruz yani. Şu an 15 lira kilosu. Şu an vitrinde de şu an 15 iyi yaprak. Şu an vitrinde de 15 liradan gitmekte yani tezelerde. Sezonuna göre normal yani. Şimdi biraz tabii maliyetler bu sene biraz Türkiye'de genel itibar attığı için maliyetler yani isterseniz yani %10, %15 oranında illaki bir zam olasılığı var yani. Yaklaşık 40 yıldır yaprak satan Ulu Türk Dayı ise iyi bir yaprakta olması gereken özellikleri sıraladı. Biz 35-40 senedir haldeyiz. Yaprak işiyle uğraşırız. Yaprakçıyız. Şu anda da Harun Bey'le gidiyoruz. Yaprağımızı kendimiz yaparız. Kendimiz toplanır, başında durur, getiririz. Atıyorum şimdi. Yaprak nasıl olur? Şimdi bir İzmir yaprağı var. Siyah kara üzüm dediğimiz yapraklar var ama bunu tüketici bilmiyor. Bilmiyor. Vatandaş bilmiyor. Vatandaşı uyarıyoruz. Şöyle bir yardımcı olursanız bana. Yaprak tek tamar olur. Yırtığı olmaz. Görüyorsunuz. Araları dilim dilim değildir. Görüyorsunuz. Yaprak bu. Bir de daha basit olması için vatandaş tüketicinin anlaması için yaprağı alırsınız. Öğretelim biz. Baksınlar. Yuvarlasınlar ablalarımız. Beyefendiler pek bilmez bunu. Şöyle eliyle vursunlar abi. Bu yaprak yırtılırsa çürüktür. İddia ediyoruz. Yaprak yırtılırsa çürüktür. Şimdi açıyoruz. Hep beraber buna bakıyoruz. Ve yaprağımıza bakıyoruz. Bu yaprak yırtılmamıştır. Yani sağlamdır yani. Yaprak böyle anlaşılır. Ama siyah üzüm dediğimizde sapları kalın olur, dilim dilim olur. O İzmir yaprağı olur. Bunu da Sivas'ta tabii getiren bilmiyoruz yani. Yalan olmasın. Mübarek gün kimsenin de günahına girmeyelim. Arkadaşlar da tabii satanlar da oluyor, satmayanlar oluyor. Ama biz isteriz ki yaprağı yaprakçıdan alsınlar. Ricamız bu. Onun için 50 liralık et koyuyorlar. Yazıktır, günahtır. Bir de şimdi şu var. Yaprağı alıyor, veriyor, alıyor vatandaş, tüketici alıyor, evine götürüyor. Sararken yaprak çürük çıkıyor. Ve karışları başlıyor şimdi. Allah'ından bulasın, yemeyesin. Biz bunu dedirtmedik. 60 yaşındayım ben. Devamlı da bu işi yapıyorum. Buyursun gelsinler. Buradayız. Yaprakçıyla yaprakçıdan alsınlar.